Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. 10 Haziran Çarşamba İstanbul programıyla beraber. İstanbul'da 10 koşuluk bir program var. Birinci koşuyla beraber, birinci altılı, beşinci koşuyla beraber de arkadaşlar. ikinci altılı başlayacak İstanbul'da. Ben de her iki programla ilgili, her iki altılı ile ilgili arkadaşlar takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar her ayak için özellikle 2-3 tane safkanın üzerinde duracağım. Yine takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Varsa yine tuttuğunuz safkanlar ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum arkadaşlar. Benim vereceğim oyun kurguları yine düşük olacak ki birinci altı için 3.5-4 TL civarı. ikinci altı için yine 7-8 TL civarında bir oyun kurgusu vereceğim. Takip ettiğiniz safkanlar arkadaşlar muhakkak eklemeye çalışın diyorum. Arkadaşlar birinci koşuyla beraber ilk altılı başlıyor. Şartlı bir de 3 yaşlı Arapları 1000 metre mesafe sentetikte izleyeceğiz. ilk defa start alacak bu safkanlar için. orijine öyle dikkatimi çeken bir iki tane safkan var ondan bahsedeceğim. Bunlardan ilki 10 numaralı Yalvaçan arkadaşlar. Çok etkili bir orijinal olduğunu düşündüğüm safkandan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Ben orijini çok beğendim Safkan'ın. Uzun vadede de iyi işler yapacağını düşünüyorum bu Safkan'ın. E, i̇lk yarışında ben etkili bir koşu koşup kazanmaya çok yakın gibi gözüküyor. 10 numaralı Yalvaçan muhakkak kuponlarımız arkadaşlar olsun diyorum. Daha sonrasında yine 6 numaralı Eşrefoğlu Bey'i yetkili orijine dikkat çıkan Safkan Hışman'la beraber yine 9 numaralı oğlum Fatih Özcan'la beraber arkadaşlar değerlendirilmeli diyorum. Bu yüz safkan bende bir tık önde duruyor arkadaşlar. Yine etkili orijini bulunan 7 numaralı kaf daha da geniş kuponlarda değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi özellikle 10 numaralı yalvaçan kuponlarımızda muhakkak olsun diyorum arkadaşlar altın ilk ayağı için. Günün ikinci ana geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 yukarı Arapları 2100 metre mesafe çimde izleyeceğiz ki 13 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine ben özellikle bir tane safkandan çok bahsedeceğim ki bu da 5 numaralı Bekir olacak arkadaşlar. Bilindiği gibi birçok yarışında birçok kez de tek vermiş olduğum bir safkan ki e, ara öncesi de çok formdaydı. Çok etkili yarışlar yapıyordu. Tam safkan kendini bulmuştu. Bir ara girdi. E, ama ben aradan da çok etkileneceğini düşünmüyorum. İyi ellerde bakılan safkanların ben etkili bir binicisiyle beraber iyi bir yarış gelecektir diyorum. Uygun grupta Bekir muhakkak arkadaşlar değerlendirilmeli. İlk şansı bu safkana verelim diyorum. Bu Safgan'a rakip noktasında bomboş kilo ile start alacak. Sevdiği mesafede sevdiği e, pistte denebilir. 9 numaralı neşetimi değerlendirelim diyorum arkadaşlar. Ali kışmazlı beraber bu Safgan'dan da iyi bir koşu gelecektir. Yine kalitesine çok inandığım 2 numaralı sahin e, Semih Tek Gökhan Kocakaya ile beraber kuponlarda olsun diyorum. Her ne kadar ağır kilolu da olsa da bence gruptan bir tık üstün olan bu safkandan da etkili bir koşu gelebilir arkadaşlar. 5 numaralı Bekir önceliğim daha sonrasında 9 ve 2 diyorum altılının ikinci ayağı için yeni geri olanlar ya da çok sürpriz arayan arkadaşlarımız için 13 numaralı Baba Yavuz ve 11 numaralı İstan çok geniş kuponlar için arkadaşlar değerlendirilebilir olarak görüyorum. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı bir de 3 yaşlı Arapları 1000 metre mesafe sentikle izleyeceğiz ki 12 tane safkanı start alacağı bu koşuda yine çok etkili bir orijinal olduğunu düşündüğüm uzun vadede daha da iyi gruplarda göreceğimizi, göreceğimizi düşündüğüm 10 on numaralı Onar Bey Ekürüs ile beraber ilk şanslı safkan gibi gözüküyor. Yani için hazır gireceği bu yarışta da kazanmaya da çok yakın gibi gözüküyor arkadaşlar. 10 on numaralı Onar Bey dediğim gibi çok güzel bir kanattığına sahip. Uygun grupta koştuğu da düşünülürse kazanacakmış bir gözüküyor. E, bu safkana ilk şansı verelim diyorum. Daha sonrasında yine 8 numaralı kotku akınla beraber değerlendirilmeli. Yine e, enteresan orijine dikkat çeken büyük ihtimalle önde numara alıp e, çok sert tempoda götüreceğini düşündüğüm ki orjine öyle söylüyor arkadaşlar. 1 numaralı altın kaplıdan bahsediyorum. Tolga ile beraber bu Kayserberk temsilcisinin önde inatçı karakteriyle beraber İlk defa koşacak koşacak bu safkanların içinde numarayı alıp sonlarda direnip yarışı bitirebilir. Güzel bir sürprize imza atabilir bu safkanı yine kuponlarımızda bulunsun diyorum. Benim önceliğim arkadaşlar ekürüler 10 On numaralı Onar Bey diyorum. Daha sonrasında 8 numaralı Kotku, 1 numaralı Altın Kaplı diyorum. Yine yeri olanlar ailesinin deklar olduğu 7 numaralı Koş Turbo'ya da enteresan orijinliyle. E, Kuponlarda yer verilebilir arkadaşlar. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 yukarı Arapları 1500 metre mesafe sentikle izleyeceğiz ki 9 tane safkanın start alacağı bu koşuda arkadaşlar. Ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanı zaten kuponuma tek açacağım ki daha önce birçok kez de tek verdiğim çok da inandığım özellikle bu mesafeyi e, çok iyi koştuğunu düşündüğüm çok da uyumlu çok iyi olan Ahmet Çelik beraber start alan Fatih Ayhan'ın ben yarın için bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Daha önce e, Ahmet Çelik bunu 12 defa binmiş. 7'sini beraber, beraber 7'sini kazanmış bu safkanla beraber. Etkili bir e, birinciliği var ve zaten kantarmasında sevdiğini düşünüyorum Fatih Hanım. Ben yarın için müsait grupta e, yarın için kolay kazanacağını düşündüğüm e, Fatih Hanım'ı ben kuponuma tek atacağım. Yağın için de uygun grupta altın ilk ilk alt için arkadaşlar. E, Fatiha'nın e, rahatlı kuponları tek atarabileceğini düşünüyorum. Yani şimdi grupta geçilmeyecektir diyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar aynı zamanda ikinci altında ilk ayağını oluşturan boyak için şartlı 5'te 4 ve yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz ki 12 tane safganı start alacağı bu koşu. Günün bence e, en zevkli koşularından biri gibi gözüküyor. Burada ben 3 tane safgandan çok bahsedeceğim ki bu yüz safkanın kötü koşması durumunda bence bu grup karışır arkadaşlar. Tüm safkanların kazanma şansının olduğu bir yarış olarak gözükür. Ama bu yüz safkandan da etkili bir yarış gelecektir. Ben gruptan üstün olduğunu düşündüğüm bu yüz safkanın da bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum ki bunlardan ilk arkadaşlar uyumlu birincisi Adem Aslan'la beraber start alacak olan Kaneka yavrusu olan 2 numaralı Uluzaz olacak. Sevdiği mesafede koşan safkandan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum. İlk şansı bu safkana verelim arkadaşlar. Daha sonrasında yine kalitesini çok beğendiğim Luxor temsilcisi olan After Forever arkadaşlar yine Halis ile beraber Muhakkak kuponlarda olmalı diyorum. Daha sonrasında da 8 kere ikinci kaldıktan sonra son yarışın dördüncü olarak bitiren 6 numara Jack Sparrow Gökhan'la beraber kuponlarda bulunsun diyorum arkadaşlar. Bu yüz safkandan iyi koşu gelecektir. Bu yüz safkanın kötü koşması durumunda Dediğim gibi arkadaşlar bu ayak karışır. Ee, Birçok safkanın kazanma şansının olacağı ayak olarak gözükür. Ee, tekrar sıralama vermem gerekirse 2-3 ve 6 diyorum arkadaşlar. 6'nın ilk ayağı için. 6'nın ikinci ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar kupalı bir koşu var. Ee, kısa vade 18'de 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafede izleyeceğiz. 13 tane safkanın start alacağı bu koşu için. Ben bir tane safkanından bahsedeceğim. Bu safkanı zaten... Yarın için ikinci altıda arkadaşlar kuponuma tek atacağım. Ben yarın için bu grupta 5 numaralı Magic uygun grupta Halis'le beraber geçileceğini düşünmüyorum. Çok rahat kazanacağı bir yarış olarak görüyorum arkadaşlar. Tam sevdiği orijinin zaten vaat ettiği mesafede koşuyor. 1400-1600 aralığın çok çok iyi koşması gereken bir safkan zaten. Çok da uygun bir grup yakalamış yarın için. E, usta bin beraber ben yarın için bu grupta rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum. hazır gireceği bu yarışta bu grubu çok rahat bir şekilde geçmesini bekliyorum. 5 numara Megiçmen benim için arkadaşlar yarın İstanbul'da 2. E, ikinci altının ikinci ayağında arkadaşlar geçinmeyeceğini düşünüyorum. Rahatlıkla kuponlara tek atılabilir olarak görüyorum. Burada bir ayrıntı daha vereyim arkadaşlar. Aracı ile Halis uzun süredir bir 6000 Bilmiyorlardı birbirlerinin atına bilmiyorlardı daha doğrusu ee, bir küslük bir husumet vardı büyük ihtimalle aralarında bunlarda e, artık herhalde bu husumet giderilmiş ki tekrardan araca ekosunun üzerinde halisi gördük en son altı binliğinde 2016 yılıymış işte ben baktım kontrol ettim yani 4 yıl aradan sonra ilk defa binmiş olacak haliste dört e, 4 yıl aradan sonra bindi bu atı da büyük ihtimalle getirecektir diyorum ben dediğim gibi 5 numaralı geçmenin yani şimdi bu grupta geçilmeyecektir diyorum. Günün arkadaşlar 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 19'da 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe sentikte izleyeceğiz ki 18 tane safkanın start alacağı bu koşu günün yine sürprize müsait gördüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor. Ben özellikle kartesi inandığım 3-4 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip safkanlarız arkadaşlar. boyak içinde için değerlendirebilirsiniz ama ben ilk şansı daha önce de birçok kez tek verdim ama bir türlü getirmeyi başaramadığım 4 balı ün değeri vereceğim. Furkan'la beraber start alacak. Ee, çok etkili orijini olan Safkan'ın artık kalitesini, hakkını verip uygun grupta bu grubu geçmesi gerekir diye düşünüyorum. O yüzden ilk şansı bu Safkan'a vereceğim. Rakip noktasında yine bir numaralı Mengüalp ee, bir türlü meydana veda edemeyen, birçok kez de agife çıkan Safkan Hışman'la beraber yine şansını deneyecek, kazanmaya yakın gibi yine gözüküyor. 5 numaralı Bavi Kadınavuz'a yine ee, orijinin hakkını veremeyen Safkanlardan Mehmet Kaya'yla beraber muhakkak dikkat edilmeli diyorum. Bu yüz safkan arkadaşlar ben de bir tık önde yani 4, 5 ve 1 diyorum bu yüz safkan kuponlarımıza yazalım muhakkak. Daha sonrasında yeni takip ettiğiniz safkanlar varsa ekleyebilirsiniz. Yine start problemi yaşayan 2 numaralı Özdemir Ağa yine genç kuponlar değerlendirilebilir. Yine etkili orijin olan 6 numaralı eşi yok arkadaşlar Ayhan'la beraber kuponlarda şans verilebilir olarak gözüküyor arkadaşlar. Günün arkadaşlar 4. ayağına geldiğimizde ise yine kısa vade 8'de 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe şimdi izleyeceğiz ki 10 tane safkanın start alacağı bu koşu yine günün en çok zevkli ya da en çok beklenen koşularından biri olacak gibi gözüküyor ki son 8 yarışının 7'sini kazanan 3 e, tüm alıkalıklı Victoria'yı e, Ahmet Çelik'le beraber start alacağı bir koşu olacak burası. Zaten yarın içinde yüksek AGF'de göreceğimizi düşünüyorum bu Safgan'la beraber Ahmet Çelik'in. E, arkadaşlar ben bu ayak için yana Safgan yazacağım. Çok yüksek AGF çıkacağı için ben burada bunun e, gelememe ihtimali üzerine boyun kurgusu yapacağım zaten. Farklı tek tekimi de farklı yerde kullandığım için burada yanına at yazmayı düşünüyorum ki ee, ben burada özellikle e, Atreziyet yavrusu olan 10 numaralı Varneza'dan arkadaşlar etkili bir koşu bekliyorum Halis'le beraber. Daha önceki son yarışında size tek verdiğim o gün içinde yüksek AGF ile kazanan 9 numaralı Toros arkadaşlar Selim'le beraber. Ben çok kalitesi inandığım bir safkan. Her ne kadar mesafenin biraz kısa geleceğini düşünsem de yine değerlendirilmeli diyorum. Daha sonrasında enteresan yarışlar yapan 1 numaralı Alihan. Yine sürpriz noktasında değerlendirilmeli diyorum. Daha sonrasında yine arkadaşlar Natif Kaan yavruları olan 7 numaralı Sapiran ve 8 numara teknik arkadaşlar sevdiği mesafede koştuğu düşünülürse bu safkanların etkili yarışlar yapabilirler. Yine 5 numara Kick Mango da e, geniş kuponlarda değerlendirilebilir. Arkadaşlar dediğim gibi 3 numaralı Kalok de kazanmaya çok yakın olduğu bir yarış gibi gözükse de ben birçok safkana şans vereceğim. Siz yine bütçenize göre bu ayak için arkadaşlar yazabildiğiniz kadar atı yazıp ya da risk alarak 3 numara safkanı tek atabilirsiniz. Arkadaşlar günün 5. ayına geldiğimizde ise yine 1000 metre mesafe sentikte şartlı bir de 3 yaşlı Arap startları izleyeceğiz ki 12 tane safkanın start alacağı bu koşu için. Ben burada özellikle bir tane safkandan çok bahsedeceğim ki yarın içinde arkadaşlar normal şartlarda bu grubu rahat bir şekilde geçmesini beklediğim 2 numaralı Chris Bey olacak bu. E, Bey arkadaşlar bilindiği gibi geçen senin herhalde en flash Arap safkanları olan baş hükümdarın ki hem kumda hem semtelikten neredeyse hiç geçilmedi. böyle bir safkanın anne kanatından kardeşi uzun vadede çok çok önemli işler yapacağını düşündüğüm çok kaliteli bir orijinal olan bir safkan. Yani içinde uygun grupta geçmeye bu grubu geçmeye yakın gibi gözüküyor. Ben bilinen stil ile önde sert tempo ile kuracaktır büyük ihtimalle. O orijinal zaten bunu vaat ediyor e, sert tempoda götüreceği yarışı sonlarda direnip kazanacaktır. bu safkana şans verilmeli diyorum. Hatta risk alıp küçük kuponlarda risk edilebilir arkadaşlar. 2 numaralı Chris Bey'in Orijini bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Burada rakip noktasında yanına at yazmak isteyen arkadaşlarım için ben bir tane attan bahsedeceğim ki yine o da 5 numaralı Karaca Kayalı olacak ki Halis ile beraber start alan bu safkan. Karaca Bey tarım işletmeleri yetiştirmesi bir safkan. Önemli gelecek vadeden safkanlardan biri olarak satın alındı bu safkan uzun vadede yine önemli işler yapacaktır. Yine bu safkanın da iyi ellerde bakıldığı düşünülürse hazır gireceği bu yarışta etkili bir yarış yapabilir. Burası 2 5 benim için yeterli gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu iki safkandan ben iyi koşu bekliyorum. Daha sonrasında yine tuttuğunuz safkan varsa ekleyebilirsiniz ama dediğim gibi küçük kuponlar için 2 numaralı Chris Bey risk edilebilir gibi gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handicap 15'te 4 yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe senetikte izleyeceğiz ki günün yine kalabalık koşularından biri 16 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine özellikle bir tane safkandan çok bahsedeceğim ki Aturizit yavrusu olan 4 numaralı lastik memori arkadaşlar ki ee, Gökhan Kocakaya ile beraber start alacak Safgan. hem kalite olarak hem grup olarak bence bu grupla alakası olmayan bir safkan normal şartlarda hazır gireceği bir yarışta bu grubu çok çok rahat geçmesini beklediğim bir safkan gibi gözüküyor. Eğer dediğim gibi hazır olması durumundaki yerlerde bakıldığı da söylenebilir arkadaşlar safkanın yarın için bu grubu çok rahat bir şekilde geçmesi beklenir ki bu safkanın kötü koşması durumunda devreye gireceğini düşündüğüm 5 numaralı Wolf arkadaşlar Müslüm Çelikle beraber uyumlu olduğunu düşünüyorum bu jockey ile safkanın iyi koşacaktır. Yine 13 numaralı Mirahor arkadaşlar Burak Avarbak'la beraber yine 15 numaralı Plavdiv arkadaşlar bir türlü bekleneni verememiş olsa da son yarışları tatminkarde ara öncesi yine etkili bir yarış gelebilir. Ve son olarak da arkadaşlar 10 numaralı Win at the Dance arkadaşlar Metin Hamidi ile beraber geniş kuponlarda değerlendirilebiliriz ama dediğim gibi günün son ayağında 4 malı lastik mamalik arkadaşlar ilk şans safkanım daha sonrasında 5 10 13 ve 15 diyorum sıralama vermem gerekirse arkadaşlar günün son ayağı için. Arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Yine varsa takip ettiğiniz safkanlar ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese arkadaşlar o şans diliyorum yarın için.